Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik soru bankasında test 71 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar kitabımız hız yayınları matematik soru bankası. Evet, birinci sorumuza geçmeden önce gençler kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıda bir markette geçerli olan iki indirim kuponu gösterilmiştir. 250 TL'lik alışveriş yapan Anıl Bey birinci kuponu tercih etmiştir. Buna göre Anıl Bey ikinci kuponu tercih etseydi ödeme durumu ne olur diye soruyor. Evet yaptığı alışveriş tutarı 250 lira. Birinci kuponu tercih ettiği için %15 indirim yapıyoruz. Gençler şöyle birer sıfırı sildim. 15'te 10'u sadeleştirdim. 10'a böldüm. 15'e 10 böldüm 2'ye. 15'i 5'e böldüm. 3. 25 çarpı 3. Bölü 2'den. 75 bölü 2. 37,5 TL'lik indirim yapılmıştır diyoruz. Şimdi gerçi ikinci durumdaki indirim durumuna bakalım. Her 120 liralık alışverişte 20 TL. Şimdi 120 liradan 20 TL indirim yapılıyor. 250'nin içerisinde iki tane 120 var gençler. O halde 240 TL'de 40 TL indirim olur diyoruz. Eğer arkadaşlar ikinci kuponu tercih etseydi 40 lira indirim olacaktı. Birinci kuponda 37,5 lira indirim yapıldı. 40'tan 37,5 çıkarıyorum. Şöyle virgül ve sıfırla tamamlayalım. 1 elde aldım. 3, 9, 10. 10'dan 5 çıktı. 5, virgül. 9'dan 7 çıktı. 2 ve 0. Demek ki 2,5 TL daha az öder diyorum. Evet bunu da D şıkkında doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet sayfayı temizleyerek geçiyorum. İkinci sorumuza. Evet ikinci soruya geldiğimiz zaman Azerbaycan'ın para biriminin ismi manattır. 1 manat yaklaşık 5 TL'ye 1 dolar yaklaşık 8,5 TL'ye eşittir. Aşağıda Azerbaycan'a tatile gidecek bir ailenin yapmış olduğu rezervasyon ve ödeme bilgilerinin olduğu internet sayfasının ekran görüntüsü verilmiştir. Buna göre bu ailenin yapmış olduğu rezervasyon için ön ödeme tutarı kaç liradır? Gerçekten ön ödeme tutarımız Bakın bizden burayı hesap etmemiz istiyor. Şimdi gençler toplam otel ücreti 2000 manat. 1 manat 5 lira ise 2000 manat. 2000'i 5 ile çarpıyorum. 0, 0, 0, 5 kere 2, 10. 10 bin liradır. Ve toplam ücret 10 bin lira. Şimdi bu 10 bin liranın otel ücretinin arkadaşlar %25'ini. O halde 10 bin liranın %25'ini hesap edelim. Şöyle ikişer sıfıra attım. 25 ile 100'ü çarpıyorum. 25'in yanına 2 sıfır eklersem 2500 TL otel ücretini vereceğiz. %25'ini vereceğiz. 2500 TL. Depozito arkadaşlar 100 manat. O halde 100 manat 100 çarpı 5'ten 500 TL'de buradan vereceğiz diyoruz. 20 dolarda anahtar bedel olarak veriyoruz. 20 ile 8 buçu çarparsam 8 buçukla 2 çarpıyorum 17. Bir de 0 geldim. 170. Şöyle alt alta denk edelim ve toplayalım gençler. 0, 7, 5, 10, 11. Elde var. 1, 3, 2, 1 de elde 3. 3170 TL ön ödeme tutar diyoruz ve A şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet sayfamı temizleyerek geçiyorum. Üçüncü soruya. Bir kasadaki 60 çileğin %15'i çürüktür. 10 tane çürük olmayan çilek yendiğine göre son durumda kasadaki çileklerin yüzde kaçı çürük değildir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 60 çileğin çürük olan çilek sayısını bulmak için %15'le çarpalım. Şöyle birer sıfır attım. 6 çarpı 15 90 bölü 10'dan 9 tane çürüktür. Şimdi sağlam çileyi bulmak için 60'dan 9'u çıkarıyorum. 51 tane sağlam çilek var diyorum. Bu sağlam çileklerin gençler 10 tanesi yenildi. 51'den 10'u çıkarıyorum. 41 tane çilek kaldım. E son durumda arkadaşlar kasadaki çileklerin. Şimdi 10 tanesi yenildiğine göre. 60'tan 10'u çıkarıyorum. Kasada 50 çilek kaldı. Bu 50'nin 41 tanesi sağlamdır diyoruz. Yani çürük değildir diyorum. Bunu da yüzdeye çevirmek için 2 ile genişletirsem %82 Çürük değildir deriz ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretleriz. Evet sayfamı temizledik geçiyorum gençler. Bir sonraki soruya. Bir otelde bir ağustos günü elektronik bir ekranda ekran üzerinden müşteri memnuniyeti anketi yapılmıştır. Tüm otel müşterileri elektronik ekran üzerindeki memnunum veya memnun değilim tercihlerinin birini seçerek birer defa memnuniyet durumları bildirmişlerdir. Her katılımdan sonra ekranda ankete katılan müşterilerin yüzde kaçının memnun olduğunu gösteren memnuniyet ekranı görülmektedir. Yukarıdaki görselde anketin yapıldığı gün 13 ve 18 itibariyle ekranda görülen memnuniyet durumu verilmiştir. Bu iki süre arasında müşteriler tercihlerini yaptıktan sonra saat 18 itibariyle oteldeki tüm müşteriler memnuniyet anketine katılmıştır. Buna göre bu iki süre arasında tercihine memnunum şeklinde kullanan kişi sayısı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar saat 1'e baktığımız zaman yüzde saat 13'e baktığımız zaman yüzde 90'ı memnunum diyor. Saat 13'te %90'ı memnun mu diyor. Şimdi arkadaşlar kişi sayısı doğal sayı olacak. Kesirli olmayacağına göre benden de en az müşteri sayısını istediği. Şimdi %90'ı memnunsa %10'u memnun değildir diyorum. Bakın buradan en az 10 kişi olması gerekir diyorum. Çünkü 10 kişi olursa gençler onun %90'ı şöyle sıfırlar gider. 9 kişi memnun olur. Evet onun yüzde onu, bakın onun yüzde ona hesap edilebiliyor demek istiyoruz. Şöyle sıfırlar gider. Bir kişi memnun değil diyelim. Eğer ondan aşağı olursa gençler kesirli sayı çıkacağı için en az 10 kişi olması gerekir. Saat 13'te ankette oy kullanan kişi sayısı diyoruz. Şimdi 18'e baktığımız zaman %99'u memnun. Demek ki %99'u memnunsa %1'i memnun değildir. Gençler burada da ne yapmam gerekir? En az Şimdi öyle bir sayı söyleyeceğim ki 99 ve %1'e hesap edilmesi gerekir. O halde en az 100 kişi vardır diyorum. 100 kişi olmalı diyelim. Çünkü 100'ün %99'u hesap edilebilir. Bakın 100'ün %99'u Yüzler gider. 99 kişi memnundur. Yüzüm yüzde de yüzler giderse bir kişi de memnun değildir diyelim. Evet buradan da en az 100 kişi olması gerekir diyoruz. Benden arkadaşlar ne istedi? Memnun mu şeklinde Oy kullanan kişi sayısı en az kaçtır diye sordum. Evet saat 13 ile 18 arasında. Saat 13'te 9 kişiydi. Saat 18'de 99 kişi. O halde bu arada 99'dan 9'u çıkarıyorum. En az 90 kişi memnunmuş şeklinde oy kullanmıştır diyoruz. Ve B şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet şöyle gösterelim. Ve devam edelim. 5. soruya geçelim. Bir motosikletçi sattığı tüm motosikletlerin motor performans yüzdelerini motosikletin şu anki beygir gücünü fabrika çıkışındaki beygir gücüne bölerek hesaplamaktadır. Örneğin bu motosikletçi fabrika çıkışındaki beygir gücü 100 olan bir motosikletin şu anki beygir gücü 85 ise motor performans yüzdesini şu anki beygir gücü 85'i 100'e bölerek %85 olarak hesaplamaktadır. Buna göre bu motosikletçinin sattığı veya ve fabrika çıkışında beygir gücü 200 olan bir motosikletin şu anki kilometresi ve beygir gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Peki arkadaşlar o halde A şıkkı ile başlayalım. A şıkkında şu andaki kilometresi 25.000. Gençler 25.000 20 ile 30.000 arasında burada %55'in üzerinde çıkması gerekir. Evet motosikletin fabrika çıkışı 200 diyorum. Beygir gücü. 200'ün %55'ini bulacağız. Şöyle sıfırlar gitti. 2 çarpı 55'ten 110 olması gerekir. En az arkadaşlar. Bakın burada 100 olduğu için A şıkkındaki motosiklet bizim cevabımız olamaz diyoruz. Şimdi B şıkkına bakıyorum. B şıkkındaki motosikletin şu andaki kilometresi 15 bin. 15.000 gençler birinci durumdaki 10.000 ile 20.000 arasında burada %85 olması gerekir. 200'ün %85'i şöyle birer sıfır attım. 2 çarpı 85 170 olması gerekir. Gençler 170'ten fazla olması gerekir diyoruz. Bakın 180 175'ten büyüktür diyorum. O halde B şıkkındaki motosiklet bizim cevabımız olabilir diyoruz. E diğerlerini de hemen gösterelim gençler. 12.000, bin, 10.000 bin ile 20.000 bin arasında yani %85'in üzerinde olması gerekiyordu. Gençler şimdi bakın burada %75 pardon 200'ün %85'i tekrar hesap etmeme gerek yok gençler. 170'ten daha fazla olması gerekir. 120 175'ten fazla değildir. Aynı şekilde 15.000'de de 140-170'ten fazla değildir diyoruz. Ve bunlar da cevaplarımız olamaz diyoruz. O halde B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. Altın soruya geldiğimiz zaman aşağıda A ve B bankalarına para yatıran birinin parasının zamana bağlı değişim verilmiştir. A bankasının uyguladığı yıllık faiz A, B bankasının uyguladığı yıllık faiz B olduğuna göre B eksi A kaçtır? Şimdi gençler A bankası 24.000 lira 3 ay sonra 24.960 lira oldu. Şöyle A bankası diyeceğim. O halde 24.960'dan 24.000'i çıkarıyorum. 960 TL 3 ayda faizdir diyorum. O halde 1 ayı bulmak için 960'ı 3'e bölersem 320 TL olur. 1 aylık faiz diyoruz. Şimdi bizden yıllık faizi istediği için 320 ile 12'yi çarpıyorum gençler. 320 ile 12'yi çarpalım. Burayı temizleriz. 0, 2 kere 2, 4 2 kere 3, 6 1 ile çarparsam 320 3840 lira. Şimdi gençler 3840 hemen şurayı temizliyorum. 3840 bizim bir yıllık faiz gelirimiz gençler. Peki bu 3840 gençler 24 bin liraydı. O halde 24 bin de 3840 sa diyorum. Şöyle sadeleştiriyorum. Gençler 2400'ü 100 yapmak için 100'e böleriz. Pardon 24'e böleriz. 2400 24'e böldüm. 100. 384'ü 24'e bölüyorum. Bir kere dersem 144'ün içerisinde 6 keredir. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 2 12. 2 daha 14. 100'de evet, %16. Demek ki A bankasının faizi %16 gençler. Şöyle hemen bir de B bankasına bakalım. 3 ayda 36.300 oldu. 36.300'den 33.000'i çıkarıyorum. 3.300 TL 3 aylık gelir gençler. 3 ay bunu 3'e bölecek olursam 3300'ü 3'e bölüyorum 1100 lira. Bu da 1 ay. 1100'ü 12 ile çarparsam 12 ile 11'i çarpıyorum. 132. 2 sıfır ekliyorum. 13.200 arkadaşlar. 1 yıllık. 1 yıllık faiz. Şimdi bunu nereden aldık arkadaşlar? 33 bin liradan. 33 bin de 13 ediyorum. Şöyle sıfırları attım. Hatta şöyle birer sıfır sadeleştirelim gençler. Daha kolay olur. 3300 arkadaşlar 33'e bölecek olursam 33'te sadeleştirelim. 100 olur. 1320'yi 33'e bölersek de 40 olur. Demek ki B bankasında %40 faiz vardır diyoruz. Benden B-A'yı eksi istemiştim. O halde %40'dan %16'yı çıkartırsak %24 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve buradan 24 cevabını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Sayfamı temizleyerek geçiyorum yedinci soruya. Evet gençler ülkemizde karayolları genel müdürünün karayollarındaki otomobiller için belirlediği hız sınırları aşağıdaki gibidir. Gençler %10'dan %30'a kadar eğer hız sınırı aştıysak 288 lira ceza geliyor diyor. Soru cümlesine bakarsam da karayollarında karayolunda otomobille giderken hız denetimine giren bir sürücüye 288 lira para cezası uygulanmıştır. Buna göre bu sürücünün hız denetiminde tespit edilen hızı kilometre saat cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler yerleşim yeri içerisinde 50 kilometrelik gitmem gerekiyor. 50'nin %10 ve %30'unu bulacağım. 50'nin %10'u sıfırlar sağa değiştirirse 5 olur. 50'nin %30'u sıfırlar gitti 15 olur. Şimdi 50'ye 5 eklersem 55. 50'ye 15 ekliyorum 65. Yani 55 ile 65 arasında bir hız olursa yerleşim yeri içerisinde 288 lira ceza yeriz diyoruz. Bakın 60 bu araya girer diyorum. Yani 60 bizim hız denetimindeki hızımız olabilir diyoruz. Şimdi şehirler arası yolda gitsin arkadaşlar. Yani 90 km ile gidiyor olalım. 90 km'lik yolda giderken %10'u aşarsak Şöyle 10'unu hesap ediyorum. 9. Eğer 90'ı yüzde 30'unu aşarsam sıfırlar gider. 9 kere 3, 27. Şimdi 90'a 9 ekliyorum. 99'a 90'a 27 eklersem 117 arasındaysa şehirler arası çift yolda yine 288 lira ceza yer diyoruz. Bakın gençler 102 bu araya girer diyorum. Demek ki bu da bizim ceza hızımız olabilir deriz. Bölünmüş yolda gençler 110 km ile gitmesi gerekiyordu. 110'u %10'u şöyle birer sıfır attım. 11 olması gerekir. 110'un %30'u da sıfırları sağa değiştirdim. 33. Şimdi 110'a 11 eklersem 121 110'a 33 eklersem 143. Eğer 121 ile 143 arasındaysa bakın 131 bu ikisinin arasındadır. Evet bölünmüş yolda yine ceza yer ve 288 lira ceza yer diyoruz. O halde buradan değişiklik sorumuzun yanıtı olur diyoruz. Evet bir de değişikliğini gösterelim. 120'nin %10'u sıfırlar attım 12 120'nin %30'u Sıfırlar gitti. 12 çarpı 3. 36. 120 ile 12'yi topluyorum. 132. 120, 36 da 156. Arkadaşlar bakın 132 ile 156 arasında olsaydı 288 liraydı. 158 bizim bir sonraki ceza limitine girer diyoruz. Yani %30 ile %50 arasında olurdu. Ve 598 lira ceza yemesi gerekirdi diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Benzinli bir araca LPG sistemi takıldığında %40'a kadar tasarruf sağlamaktadır. LPG sistemi takılma maliyeti ve her 12 aylık kullanım sonunda tekrarlanan LPG sistemi bakım ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kilometrede 60 kuruş değerine benzin yakan bir araç sahibi aracına LPG sistemi taktırıyor. Bu araç LPG sistemi ile ayda 1500 km ortalama 1500 km yol aldığına göre kaçıncı ayın sonunda LPG sistemi için yapılan toplam harcama yakıt ücreti yakıt ücretinden elde edilen tasarrufa eşit olur diye söylüyor. Şimdi 60 kuruş benzin yakıyor. Bunu %40 tasarrufu gençler. 60'ın %40'ı sıfırlar gider. 24 kuruş tasarruf yapar diyoruz. Şimdi ortalama 1500 km yol gidiyordu. 1500 ile 24'ü çarpalım. 0 0 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 1 4 2 daha 6 2 ile çarpım 0 0 10 3000 36000 kuruş Tasarruf yapılır diyoruz Buradan iki sıfır silersem 360 TL Evet arkadaşlar ayda 360 TL şöyle ay diye yazalım tasarruf yapar diyoruz. Peki arkadaşlar 4600 TL LPG sisteminin maliyetiydi 12 ay sonunda da 800 lira bakım masrafıydı. Bunları toplarsam 8 da 14 elde var bir. 5400 TL mal oldu bize. Şimdi ben 5400'ü 360'a bölüyorum. Şöyle birer sıfır attım. 54'ün içerisinde 1 kere, 1 kere 36, 36, 4'ten çıkmaz 14'ten 6 çıktı, 8, 1, 180 içerisinde 5 kere, 5 kere 36, 180. Evet gençler bakın 15 ayda maliyetle bakım ücreti birbirine eşit olur diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.